beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde, her şeyde sen varsın unutamadım, her şeyde sen varsın unutamadım. Kartını ver. Her kartını veren albüm yapmıyor canım. İlgilenmese niye versin? İyi o zaman. Hayırlısı ne diyeyim Gökçeciğim? Allah Allah. Ne bu tripler ya? Adama da bir küfretmediğin kaldı zaten. Her dediğine ters ters cevaplar. Boş boş vaat veriyor Gökçe, görmüyor musun? Ha. Şunun gibileri star olsun. Gökçe'ye gelince mi boş vaatle? Anlatamıyorum galiba. Adamın arkadaşı prodüktör diyorum. Dinletecek beni. Sen neyin kafasındasın ya? Seni bu hayal dünyasından kurtarmanın kafasındayım Gökçeciğim. Ay. Tamam. Tamam Ece, gir. Gir, ben gelmiyorum. Allah ya. Misyonsuz musun? Haset misin bir anlasam? Al kızım, ferahlatır. Yok teyzeciğim, sağ ol. Felisat çok mutlu şimdi bu da. Şöhret mi olmak istiyorsun? Vaktiyle bir kız tanıdım, şöhret olmak istiyordum. Ne oldu sonra, kötü yola mı düştü? Yok, şöhret oldu. Hem de adıyla sanıyla çok büyük bir şöhret. Bedelin hazırsan gökkuşağının renklerinde ışıklarla yıkanırsın. Ya senin neyine şarkı yarışmasına katılmak kızım? Babacığım, babacığım bak. Ben yanlış bir şey yapmadım. Çalıştım, kazandım, seçmelere kaldım. Ha, kaldın da ne oldu? Kaldın da ne oldu? Sadık. Sadık Candan'ın kızı sarhoş masalarda meze olacak, öyle mi? Kızım sen bunu mu reva gördün? Bunu mu reva gördün? Hayır, ben sadece şarkı söylemiyorum. Sadık! Kurban oldum, yapma ne olursun Sadık. Ya ben düzgün yaşayayım dedikçe sen hep yanlışa meylet, hep yanlışa. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yavrum, hadi Ercan'ı da al odaya götür. Kızım sen beni katil mi edeceksin? Katil mi edeceksin? Sadık tamam, ne olur sakin ol. Bak kızım, eğer ki o gazino seçmelerine girersin, bil ki senin bir baban yok. Koş hapkonun ne? Onuna göre hey, yap hesabını. Yok Hanife, yıldım ben. Anladım ama ne olur biraz sakin ol, değil mi? Deniz bitti bende. Yok mu o soranlar? Kim? Nezaketin. Aman işte neyse ne. Efendi bir çocuğa benziyordu. Ara ağızlarını. Hala taliplerse buna gelsinler. Gözünü sevdiğim. Ne olur öfkeli hareket etmeyelim. Biraz düşünelim. Konuşuruz. İlk göz ağrım dedim. Kıyamam dedim ama yok. Olmuyor. Hadi sen biraz sakinleş. Ben de gidip kıza bakayım. Melike. Yavrum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Niye bizi üzüyorsun güzel kızım? Ben sizi üzmüyorum anne. Siz beni üzüyorsunuz. Bir şarkı yarışmasına katıldın diye beni o meymenetsizle evlendireceksiniz, öyle mi? Yok kızım yok. Daha ortada öyle bir... Duydum. Duydum anne, duydum. Sizin haberiniz var mı benim sesimi ne kadar çok beğendiler? Herkesin harcı mı sanıyorsunuz gazinoda seçmelere kalmak? Bir kerecik olsun. Benimle iftihar ettiniz mi? Yok.
Varsa yoksa kötü yola mı düşeceksin? Kötü yola düşmeyeceğim anne, ben yıldız olacağım, yıldız. Tamam ya, tamam, ne olursun gözünü seveyim bak. Otur şöyle. Sen yıldız olmayı kolay bir şey mi sanıyorsun yavrum? Olanlar nasıl oluyor? Ah yavruma. O dünyayı sen nereden bileceksin yavrum? Orası kurtlar sofrasıdır. Seni 3 kuruşa harcarlar da senin haberin bile olmaz. Anne. Onlar kurtsa ben çakal olurum. Tilki olurum. Gerekirse yılan olurum. Yılan. Ben o seçmelere katılacağım. Eğer engel olursanız evden kaçarım. Annem ne olur. Hadi yat. Dinlen, biraz düşün ha. Hadi iyi geceler. Ne demek istedin bedel derken? Teyze. Hey, iyi misin? Daldın. Belki de kolonya sana lazımdır. Hele şükür. Kâfi. Nurcan Hanım, sahnedekini ve soldaki 2 pembeliği cumartesiye hazırlayalım. Beyefendi dinlemeden başlamaları münasip olur mu Reşat Bey? Abimle ben konuşurum. Dönüşü haftayı bulacak. Bunlar bize hemen lazım. Siz gidebilirsiniz. Thank you.
Hayırlı uğurlu olsun. Hicran Gazinosu'nun yeni sıra kızları siz oldunuz. Kız, sıra kızı da neymiş? Şimdi size birer isim lazım. Ferye Lerman. Nil Akarsu. Şengül Şen. Benim bir ismim var. Senin ismin mi var? Evet. Neymiş bakalım senin ismin? Melike Candan. Demek Melike Candan. Fakat bu isim iş yapmaz Melike. Bu isimle şarkı söylemek istiyorsan evinin banyosuna dönebilirsin. Hicran Gazinosu'na çıktığın sürece Şengül Şensin. Anlaşıldı mı? Şahane. Sabahat sen kızları içeri götür. Herkes üzerine göre ikişer elbise seçsin. Ay çok güzel. Sana çok yakışır. Ben bu elbiseyi biliyorum. Sevim Soylu. 75 fuarında giymişti. Evet, neon tepesine ismi yazılmadan önce. Çok alakadarsın bakıyorum. Mecmualardan görmüştüm. Dene bakalım. Üstüne olursa kuru temizlemeye göndeririz. Lüzum yok. Herkes bedenine göre seçsin. Beni terziyle uğraştırmayın. Tamam efendim. Can Hanım, Selim Soylu geldiler. Ne işi varmış ki Pelin Düz burada? Bilmiyorum ama asabı pek bozuktu. Selim Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum Nurcan. Bir şey unuttunuzsa efendim, ben yollatırdım. Siz zahmet etmeseydiniz. Bir şey unuttuğum falan yok. Sadece odamla biraz dinlenmek istiyorum. Sevim Hanımcığım, bir şey mi oldu? Ben size bir limonlu çay... Aa Nurcan, yeter. Çekilin başımdan. Tamam efendim. Herkes işinin başına. Ne bakıyorsunuz öyle? Yaptınız mı söylediğimi? Evet, yaptım. Ben alayım onları. Buyurun. Onu da alayım. Alın bunları. Repertuarlarınız. İyice çalışıp cuma sabahı provaya geleceksiniz. Yan gelip yatar da üstadları burada yorarsanız... külahları değiştiririz ona göre. Tamam efendim. Emek vermeyen sahneyi unutsun, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam, herkes gidebilir. Haydi! Sen ne bekliyorsun? Fotoğraf çekilmeyi? Niçin? Afiş için. Ne afişi? Gazinonun. Ha.
Sabahat! Fotobürolu çağır. Acil. Tabii efendim. Buyurun Nurcan Hanım. Birol Beyciğim, istirham edersem küçük hanımın fotoğraflarını çekebilir misiniz? Afiş için. Nasıl yani, kostümsüz makyajsız mı? İlahi Fotobürol, sence bu duru güzelliğin kostüme makyaja ihtiyacı mı var? Siz ışığı değerlendirin. Hay hay. Peki nasıl olsun? Portre mi, boy mu? Seçimi sanatçımıza bırakalım. Ne de olsa kendisi yeni yıldız adayımız olur. Portre olsun lütfen. Tabii ki de. Küçük bir tebessüm alabilir miyim? Geldi seninki. Cuma günü fotoğraf çekeceğim. Konuşma Halit diyorum. Görme diyorum ama zorla açtırıyorsunuz abi. Zorla açtırıyorsunuz abi. Al. Al gene eğlenceden gelmiş. Selam sabah yok. Anca geçsin içeri, taksın şeyleri, deverip yatsın. Bizim de sabrımız var değil mi? Tamam Halit, düzelecek. Ya bırak, ne düzelecek? Saçma sapan konuşma. İyi vallahi ya. Oo, ekmek elden su gönlü. Ben de bulayım böyle bir yer kendime. Bak Nazan, sana bir şey söyleyeyim mi? Yatın kalkın dua edin de bu kız benim kızım değil. Öyle deme Halit, senin kızın o da. Ya bırak, ne benim kızım. Böyle kız düşman başına be, düşman başına. Okumak desen bunda yok, çalışmak desen o hiç yok. Benim kızım olacak da bu saatte gelecek ha? Benim kızımmış. Beş para etmez adam. Ne karşısında ezim ezim ezilen annem. Sen de uçamayıp yere düşersen bana kızar mısın? Hı? En azından denemedik demeyiz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Zeliş! Bakın niye bu kadar seviniyorum? Hayırdır abla? Nihayet oldu. Allah yüzümüze baktı. Kızım, cuma provadayım. Cumartesi de sahnedeyim. Sahi mi söylüyorsun? Sahi tabii, bak. Bak. İnanmıyorum. Ne sandın kızım? Senin ablan aklına koyduğu hangi şeyi yapamadı şimdiye kadar? Artık senin avukatlığın da garanti. Kolejlerde, en iyi üniversitelerde okutacağım kız seni. Ama bak, yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdilik ağzından bir şey kaçırmak yok, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etme. Ben nasılsa onların gönlünü yaparım. Tamam. Aa, misafir mi var?
Teyzemler mi geldi? Zeliş, kim geldi? Yok abla, teyzemler değil. Hah, işte Melike de geldi. Gel kızım. Gel. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Melike kızım. Nezaket abla. Hoş geldin. Haşim'i bildin mi Melike? Sular İdaresi'ne tayini çıktı çok şükür. Biz kahveleri yapalım. Bunların ne işi var burada? Şşş, yavaş ol, duyacaklar. Duysunlar. Ben kimseyle evlenmiyorum. Duyarlarsa da duysunlar. Yavrum ne olursun yapma, bak ayıp oluyor. Yapma kızım. Anne bak ben ölürüm de evlenmem, bunu böyle bilin. Yavrum bak babana ne dedimse dinletemedim. Ya ben onu bilmem. Ben evlenmiyorum. Söyle onlara gitsinler. Yoksa rezalet çıkar. Kızım ne olursun böyle parlama. Hem ne biliyorsun, belki en hayırlısı budur. Hayırlısı öyle mi? Siz bana sormadan benim istikbalime karar vereceksiniz ha? Yavrum. Melike. Kahvelerin hepsi orta. Damadın kül sosi. Baba. Babam. Benim gönlüm yok biliyorsun. Hem sen kıyamazsın ki bana. Ben söyleyeceğimi söyledim kızım. Hadi. Tamam da sen onu kızgınlıkla söyledin. Yalvarırım yapma baba. Yalvarırım sana. Tükürdüğümü yalarsan nerede kalmış benim babalığım? Hı? Bunun dönüşü yok kızım. Baba ben seçmeleri geçtim. Hicran gazinosunda başlıyorum. Evet. Beni seçtiler baba. Benim sesimi beğendiler. Onca insan arasından beni sahneye layık gördüler. Senin kızını. Hatta bak. Bak. Bu da repertuarım cumartesi için. Sen benim sözümü çiğneyip o seçmelere mi gittin? Benim hayallerim var baba. Zeliş, kızım hadi sen misafirlerin yanına git. Hanife sen de. Zaten. Hadi gülüm. Babacığım. Bak düşündüğün gibi değil. Ben senin yüzünü yere düşürecek bir şey yapar mıyım hiç? Sen benim yüzümü yere düşürdün bile Melike. Benim tek gayem şarkı söylemek. Benim ne farkım var Behiye'den, gönülden... Boşuna nefes tüketme. Ben bacına kötü örnek olmana müsaade edemem. Şimdi efendi gibi o kahveyi yapacaksın. Bu oğlana varacaksın. Son sözüm budur. Melike bak kızım, o kapıdan çıkacak olursan...
kolay gelsin. Zamanla tanırsın insanları. Yeter hayallerin birer birer. Götçe. Gerçeği görüp. Arama Nazan, gitti seninki. Nereye gitti? Ne bileyim, ben bekçisi miyim? Ne diyorsun hadi sabah sabah Allah aşkına ya? Uyu sen, uyu uyu. Gitti o, gitti. Sonu yokmuş gibi yaşarsın. Götçe ne yaptın Götçe? Geceler mezar. Tek bir suçlu var. Ne bu beş para etmez adam. Ne karşısında ezim ezim ezilen annem. Tek suçlu. Nefes al nefes ver. Nefes al nefes ver. Nefes al nefes ver. Gün olur her şey biter. Bu adam gitti gider. Götçe. Kızım neredesin ya? Aç olduk. Annen arıyor. Açma sakın. Aç, aç, aç telefonu Gökçe. Aç telefonu Gökçe. Gökçe bak, sabahın köründe çantalar falan, evden falan mı kaçtın sen? Ne evden kaçması? Öyle çıktım işte evde. Nasıl ya? Ne zaman döneceksin? Hoş bulduk Ececiğim. Ya öyle demek istemedim de yani. Merak etme. Birkaç güne kendime bir yer bulurum. Şu abimmiş bir halde olsun da. Şimdi anladım. Neyse, kahve. Gökçe, gerçekleri gör artık. Kimsenin seni keşfedeceği falan yok ya. Öyle şeyler ancak filmlerde olur. Niye anlamıyorsun? Ayrıca bu çocuğu da hiç gözün falan tutmadı yani. Ay yeter. Vıdı vıdı. Sabahtan beri. İnsanın şevkini kırmaktan başka bir şey bilmez misiniz siz ya? Annen arıyor. Açma. Bak sakın bir şey söyleme, tamam mı? Alo. Efendim Nazan teyze. Ece kızım, rahatsız ettim ben. Yok Nazan teyze, uyuyordum. Bir şey mi oldu? Gökçe sabah çok erken çıkmış evden. Sana mı geldi? Yo, gelmedi. Gökçe gelirse ya da seni ararsa beni haberdar et, olur mu kızım? Tamam, görüşürüz. Sağ ol. Sence hangi şarkıyı söylesem sesimi daha iyi gösterir? Hüzünlü bir şey olmasın ama. Name yapmak da şart. Yarışmaları görmüyor musun? Bağıran kazanıyor. Sıradan bir şey de kesmez ki şimdi. Aa, geçen yaz söylediğim şarkıyı hatırlıyor musun? Gökçe, bir şey soracağım. Sor canım. Diyelim ki çocuk doğruyu söylüyor. Diyelim ki sana yardım edecek. Peki karşılığında bir şey beklemeyecek mi? Ne anlamda bir karşılık? Domuz gibi biliyorsun. Bekleyecek tabii. Beklemez mi? Ne olmazsa bir başkası. O beklentiyi mikrop gözlerde göreceğiz elbet. Ama ben işimi bilirim. Sen merak etme. Göz alıcısın yani. Girelim mi? Hey.
Bu şarkının hastasıyım. Sen? Ben mi? Sever misin bu şarkıyı? Yani çok da bayılmam aslında. Sen hangi şarkılara bayılıyorsun peki? Var işte. Söyleyince duyarsın. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bana özel konser verir misin? Oo. Çok hızlı gitmiyor muyuz? Aklımı başımdan aldıysan demek ki. O kadar yani. O kadar da laf mı? O kadar da laf mı? Bir şey diyeceğim ben ya. Senin arkadaşın gelmeyecek mi? Hangi arkadaşım? Prodüktör olan var ya, hani beni dinletecektin. Ha, sen Mert'i diyorsun. Ben sana söylemeyi unuttum. Mert'in işi çıktı. Nasıl ya? Evet ya, sorma. Ben unuttum sana söylemeyi. Ya biz şu an bu gece sadece eğlendiğimize bakalım, olur mu? Halim mi kaldı benim ya? Ya yarın organize edeceğim. Sesini duyunca Mert'in dibi düşecek zaten. İyi, tamam. Biz şimdi şu an sadece eğlenelim. Biraz sabırsızız galiba. Sabırsız. Bir şey diyeceğim ben ya. Benim keyfim kaçtı. Eğer Mert dinlemeyecekse ben gidiyorum. Tamam, tamam, tamam. Şöyle yapıyoruz. Mert'e alo diyorum. İşini erkenden bitir kardeşim diye tavır koyuyorum. Yok yok, ben gideyim. Ya dur, tamam. Bu gece şartları zorlasın, buluşalım. Seni dinlesin, konuşup anlaşın. Sonra da kafa rahat. Kavgamıza bakalım. Hadi gel gidelim. Mert, ne haber moruk? İyi dostum, ne yapalım işte. Takılıyoruz biz de bildiğin gibi. Ya ne soracağım sana? Daha çok sürer mi işin? Evet evet, Gökçe için soruyorum. Yok yok abi, yarın çok geç. Yani ben hemen bir an önce dinle de beste güfte peşine düşelim istiyorum, anlatabildim mi? Tamam, süper. Tamam, biz bir saate sende oluruz. Tamam, bizi bekliyor. Tamam, ben de makyajıma bakayım. Geç kalma. Harbi saf oğlum bu kız. Yok, içeride lavabada içeride. Oğlum, güzel de laf. Sütte leke var, bunda yok. Öyle söyleyeyim. Bak şey yaparız, ben işim bitince seni ararım, tamam mı? Yalandan bir dinlersin, sonrasına da bakarız zaten. Ama uyandırayım, işi bayağı uzun sürecek. Hadi, bay bay, hadi. Kızım, ne oldu? Ne oldu? Söyle hadi. Bir şey söylüyordun geçenlerde. Neydi? Gökkuşağın renkleri miydi? Bak, umudunu kırmak istemem ama kulaklarımla duydum. Bu adam sana yalan söylüyor. Tek isteği senden yararlanmak. Arkadaşına telefonda konuşurken duydum. Bak, istersen gel gitme, ne olur. Allah teyzeciğim, bak bırakır mısın kolumu? Hem sen niye karışıyorsun ki? Bak, prodüktörle falan da tanıştırmayacak seni. Umut tacirliği yapıyor. Tamam teyzeciğim, bak hadi. Hem sen ne anlarsın bu işlerden? Ne oldu, geç kaldın ya? Öyle birine benzettiler. Aa, star ışığı varsa demek ki. Çıkalım, bastım burası.
Bu ne demek oluyor Nurcan Hanım? Sen bu odaya nasıl böyle destursuz girersin? Afişte fotoğrafım yok. Efendim? Afişte diyorum. Neden fotoğrafım yok? Ben bugün programa başlıyorum. Ne oldu? Latife mi ettim? Ciddi bir şey soruyorum size şurada. Sen o fotoğrafı ciddiye mi aldın? Aldım tabii. Almasa mıydım? Bana bak. Kendini fasulye gibi nimetten sayma. Hem diğer kızlar ses et... Ben diğer kızlar değilim Nurcan Hanım. Sen benim sözümü kesemezsin. Şimdi defol dışarı. İlk gecenden kapı dışarı etmeyeyim seni. Hadi. Nurcan Hanım ne oluyor? Bir şey yok Reşat Bey, ben hallediyorum. Var bir şey Reşat Bey. Afişte fotoğrafım yok. Sadece minicik. Minicik altta ismim var. Fotoğrafın öyle mi? Sen daha sahneye çıkmadan kapris mi yapıyorsun? Kaprisi Reşat Bey. Bu benim en tabii hakkım. Bu sefer toyluğuna veriyorum. Nurcan Hanım, hesapları topladıktan sonra beraber üstünden geçelim. Hayır efendim, tabii. Ben de bu gazinonun sanatçısı olduysam o afişte fotoğrafım olacak. Sana kendine gelmeni tavsiye ederim. Afişe ismini yazdığımızda şükredeceğine bir de hesap mı soruyorsun? Hı? Çık dışarı, çek! Çık! Sen de çık Sabahat. Reşat Bey. Bu kız şeytanın arka bacağı. Başımıza bela aldık. Büyük bir bela. Ne demek hiçbir şey yapamayız memur bey? Göz göre göre kızından umudu kesmediyorsunuz yani. Hanımefendi kızınız Reşit. Elimizden kanunen bir şey gelmez. Hem kendi rızasıyla gitmiş. Yok yok, kendi rızası değildir o. Biri girmiştir aklına onun. Of Nazan, aynı kapıya çıkar. Ne yapayım Halit? Hı? Elim kolum bağlı oturayım mı? Sen söyle ne yapayım? Söyle yapacağım hadi. Hiçbir şey yapma. Ortalığı ayağa kaldırmana değmeyecek. Bak göreceksin. Tıpış tıpış gelecek. 3 günlük kanuni süre geçince kayıp ilan verebiliriz. Ama bulduk diyelim. Gelmek istemezse onu zorla yakalayıp eve sokamayız. Ya hadi gidelim artık. Memur beyleri de boşuna meşgul ediyoruz. Gelirse gelir. Sen git Halit. Ben kızımı arayacağım. Nerede arayacağım? Gerekirse her deliğe girip çıkacağım, tamam? Tamam. Hadi bana müsaade. Sana da iyi aramalar. Babası biraz gamsız herhalde. Babası değil o. Çok güzelsin biliyor musun? Muhteşem bir şeysin. Teşekkürler. Senin gibisini daha önce görmedim, öyle söyleyeyim. Biz Mert'e gidiyoruz değil mi? Evet, gidiyoruz. Nerede peki Mert'in evi? Yakınlarda. Niye durduk? Mert'e gidene kadar burada biraz oyalanalım. At bir tane. Yok, ben öyle şeyler kullanmıyorum. Sen beni Mert'e dinletecek misin, dinletmeyecek misin? Sen bana güvenmiyor musun? Bırak, dur. Ne oldu? İstemiyor musun? İstemiyorum, bırak dedim. Ama ben istiyorum. Yapıyorsun beni. Bırakır mısın? Açar mısın kapıyı? Şşş, bak. Mert dediğin adam bugün Türkiye'de istediği insanı yürütebilecek 3 adamdan biri. Albüm, klip, dizi, aklına ne geliyorsa. İsterse yeteneksizin a**sın, anlatabiliyor muyum? Ben senin bu adamla işini çözüyorsam
Sen de biraz fedakarlık yapacaksın. Sen beni ne sandın? Gerizekalı! Aç kapıyı! Aç dedim! Aç şu kapıyı! Herif! Aç şu kapıyı! Aç! Sen görmemişsin. Aç dedim. Aç dedim şu kapıyı! Aç şu kapıyı! İnmek istiyordun değil mi sen? İnmek istiyordun. Tamam, tamam ineceksin. Sana 1 milyonuncu mektubum baba. Ve bil ki şimdi bir dönsem, yüzünü hatırlarsam yüzüne tükürürüm. Boyuna yetişirsem boynuna atlarım. Baba şimdi bir dönsem, biliyor musun? Hiç gitmemiş olacaksın. Hadi sahneye. Hadi. Bol şans. Mersi. Yiyecek misin? Biraz. Hadi. Can Gazinosu değerli sakinleri, değerli misafirlerimiz. Şimdi size gelecek vadeden önemli birisi takdim etmek istiyorum. Ve değerli alkışlarınızla Şengül Şen. Lütfen alkış. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Ne yapıyorsun kız? İyiyim, sağ ol.
iç güveysinden Halice desen, hani şu ahval ve şeraitine daha münasip düşerdi. Niye ağlıyordun? Anlat bakayım. Ağlamıyordum ki. Ağlıyordun yahu. Şu gözlerime mi inanayım, sana mı inanayım? Sahnenin heyecandan olsa gerek. Ha, heyecan. Heyecan gözyaşı yapar tabii. Hiç unutmam, Tayfun abilerin orkestraya beni ilk aldılardı da. Kemanı ilk gıcırdattığımda, Allah seni inandırsın, şakır şakır name yaptım. Hem üç gün, üç gece sulu zırttak. Öyle bir heyecan müessesesi yani. Ha şöyle, bir gül be kızım be. Gül ki Ela gözlerin ışıl ışıl parlasın. Ama bak bir şey diyeyim. Sesin billur gibi, Allah var. Vallahi mi? Hem vallahi hem tallaha kız. Bir işe yarasa gam yemeyeceğim. Yarar yarar. O günler de gelir kız. Sen sıkma canını. Hangi gün gelecekmiş? Daha afişte fotoğrafım bile yok. Müşteriler de sen yüzüme bile bakmadılar. Bak Şengül. Benim ismim Melike. Benim ismim de Ali. Deli fişek de derler ama. Neden deli fişek derler? Mercimeği hep yan yuvarlarım da ondan. Olmayacak duaya da ekseriyetle amin derim. Bak Melike, bu işler böyle. Sen en alttasın. Senin üstünde üvertürü var. Orta solisti var. Komedyeni, dansözü, as altısı var. Nihayetinde de as solist arzı endam eder. O kadar kişi afiş mi dayanır be kızım be, ha? Senin anlayacağın, şimdilik hududunu bileceğim Melike. Masa böyle kurulmuş. Ali. Öyleyse ben o masayı dağıtmasını bilirim. Ah be saf kız be. Kemancı Ali! Kemancı Ali! Patlama lan! Geldik! Kerkenes! Bakın kızım, bir daha söylüyorum. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Gündüzüm, dönülmez akşamın ufkundayım, yok. Anlatabiliyor muyum? Yanlışa düşmeyin. Peki ya ben istek alırsam? İstek alsanız bile yok Tülin. Bana bak, yediğin sopa yetmedi galiba. İlla güzelliğini mi sorduralım? He? Sevim soylunun canını sıkan olursa, biz de onun canını sıkarız. Anlaşıldı mı? Ha? Güzel, güzel.
Gökçe, ne oldu kızım sana? Salak kafam, bir de soruyorum. Kötüyüm işte, çalışatım. Bir dakika, müsait değilim. Ne? Müsait değilim işte. Ne demek müsait değilim ya? Görmüyor musun halimi? Nereye gideyim bu halde? Evine gidebilirsin mesela. Arıyorum ben Nazan. Hayır. Eve gidip Halit'in deliğine mi düşeyim? Hı? Halit beni bu halde görmekten sadece zevk duyuyor. Bilmiyor musun sen bunu? Tamam. Dur bir dakika. Al şunu, hastaneye git. Büyük ihtimal seni yatırırlar. Yatırmazlarsa da otele falan gidersin. Bu geceyi bir şekilde idare et. Sabaha da bana gel, olur mu? Al hadi. Eline fırsat geçti, tadını çıkarıyorsun değil mi? Kompleksli yaratık. Lafını bil Gökçe. Eşyalarımı ver. Ben sana herifin yanına gitme dedim. Hani işini iyi bilirdin ya sen. Senin şımarıklığının cenemesini ben mi çekeceğim? Müsait değilim diyorum işte. Eşyalarımı ver dedim. İyilik de yaramıyor ya. Al eşyalarını. Ver. Bana para değil, insanlık lazım. Kendi düşen ağlamaz Gökçe. Hiçbirimize ihtiyacım yok benim. Hiçbirimize. Al canım. Haklıymışsın. Beni prodüktöre falan dinletmedi. Gidecek yerin var mı? Var. Babam gelip alacak beni. Yerim yok zaten benim. Geç kızım, geç. Geç sen. Geç geç geç, çekinme. Ayakkabına geç, ayakkabına geç şimdi. Onunla uğraşma. Ha, bak orada, orada o kanepeye otur. Burası da benim fakirhanem. Hani Yeşilçam filmlerinde öyle derler ya, o misal. Yani ama küçük evin de şeyi başkadır. Bu evde böyle küçük müçük ama sıcaktır, rahattır yani. Sen de rahatına bak. İstersen şey, çıkar ayakkabılarını, uzat ayaklarını. Yüzün gözün ağrıyor mu? Yok. Bak kızım, kafana vurduysa söyle, Allah korusun beyin kanaması falan geçirirsin ha. Yok, sadece yüzüme vurdu. Tamam. Öyledir. Sahip olamadıkları güzellikten intikam almak isterler. Bak yok şimdi sen bak, bu kötü şeylerin hepsini unut. Hepsi geçecek. Şimdi ben sana güzel bir çay yaparım. Hiçbir şeycin kalmaz. Sonra da buraya bir yatak hazırlarım. Bir uyku çekersin. Hiçbir şeycin kalmaz. Tanıdığım bir kız var demiştin.
Şöhret olan ne oldu ona? Ne olmuş o kıza? Ben de sana soruyorum, ne oldu ona? Ela Gözlü. Ali. Gel bir limonatayla muhallebi ısmarlayayım sana. Yok, ben tokum, sağ ol. Sen ağladın mı? Ne ağlaması canım? Yalan söyleme. O Ela Gözler bütün gece yaş dökmüş belli. İyiyim ben. Bak, gazinoda en zoru ilk birkaç gündür. Birkaç haftaya alışırsın. Birkaç aya bir bakmışsın. Sıra kızı olmuş sana orta solist. Birkaçıyla da kim bilir? Belki de ismin en tepede yazar. Benim o kadar vaktim yok. Hayrola? Gündüzümü söyleyeceğim. Ne diyorsun kızım? Gündüzüm Sevim Soylu'nun repertuarından. Canına mı susadın sen? Çalmak istemeyen çalmasın. Melike, yapma gözünü seveyim, yapma. Hani deli fişekin sen? Yahu deli fişeyiz ama her şeyin bir sırası var kızım be. Ali, ben bu yolda aslan gibi babamı kaybettim. Hüviyetimi kaybettim. Ne uğruna? Çatal bıçak sesi dinlemek için mi? Ben onları değil Ali. Onlar beni dinleyecek. Yapma. Yap. Gündüzüm. Allah Allah. Seninle. Aksın lan. Gecem seninle. Beyhude geçti bu. Herkes yerine. Nurcan, bana derhal Reşat'ı çağırın. Derhal. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Sevgilim, saçların zannetme. Siz çıkın dışarı. Reşat, ne demek oluyor bu? Bu ne terbiyesizlik? Selim, lütfen sakin. Derhal insin sahneden. Derhal! Öyle bir şey olmayacak. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. İnecek dedim. Ciran gazinosunda bugüne kadar hiçbir şarkı yarıda kalmadı Selim. Bu da kalmayacak. Şarkısını bitirecek, öyle inecek. Öyle mi? O zaman ben de Ahmet'e telefon edeceğim. Selim, sakın. Ben halledeceğim. Sen burada kal. Karışma. Rüyamda ismini sayıkladım. Hocam buna nasıl müsaade edersin? Reşat Bey, ben... İyi saat istemez. Şarkısı biter bitmez inecek, sonra da keseceksin, biletini gidecek. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Abi böyle gidersem aslar da olacak. Gidiyorum, baktımın rüzgarı.
Mert Bey beyefendi duyarsa? Burada şu anda beyefendi yok. Duracağım ben varım. Ama? Aması ne? Buranın sorumlusu kim? Sensin. Bu iş abimin kulağına giderse kimin başı yanacak? Senin. Selim, rica ederim sakin ol. Ne yapmaya çalıştığını anlamadın mı? Beni küçük düşürmesine nasıl müsaade edersin? Şarkısı bitecek, inecek. Olmadı sen de başka repertuar kullanırsın bu akşam. Bu ne cüret? Firuz! Derhal indirin şu kadını sahneden. Derhal! Öyle mi? O zaman ben yaka paçaltanı sahneden. Selim, rica ederim. Rica ederim Selim, skandal mı çıksın? Bundan hala skandal olmaz. Neyse, ben Ahmet'e anlatırım. Sen ona hesap verirsin, Reşat Efendi. Böyle bir şey yapacak olursan kovmakla kalmam bilesin. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Feryal hazırlan sahneye. Burası aşikar. Dün ben üvertürlerin kulağını çekerken bu da gördü. Bedelini biliyor. Ateşle oynuyoruz. Ama doğruya doğru da abi, sesi güzel. Firuz, bir terbiyesizlik de sen yapma. Tamam. Firuz. Efendim abi. Bu işin bedelini biri ödeyecek. Anladım abi. Nihayet mesele çözüldü Selim. Asıl mesele şimdi başlıyor Reşat. Nereye gidiyorsun? Sahneye çıkmayacağım. Ne? Ne demek sahneye çıkmayacağım? Delirdin mi sen Selim? Şerefimi ayaklar altına aldıramam Reşat. Kusura bakma. Selim, sen delirdin mi? Sahnene 2 saat var. Abin dönünce de böyle söylersin değil mi şekerim? As solistimiz Selim Soylu sahneye çıkmasına 2 saat kala resti çekti dersin. Ama sebebini sorarsa da izah edersin. Ciğeri 5 para etmez bir yeni yetme için beni nasıl ezdirip kepaze ettiğini. Selim, çocuk olma. İstirham ederim, durur musun? Bundan sonrasını menajerimle teat edersin Reşat. Nerede şu yeni kız? Bana onu bulun. Söyle ne yapayım? Bunları görüyor musun? İçeridekilerin hepsi Selim Soylu için burada. Selim yoksa bunların hiçbiri yok. Selim yarın nerede, bunların hepsi orada.
Kim karşılayacak zararımızı? Hadi parasını geçtim. İki paralık olan itibarımızı kim onaracak? Ben. Zararınızı da ben karşılayacağım. İtibarınızı da ben tamir edeceğim. Nasıl yapacakmışsın bunu? Sesimle. Sevim Soylu'dan çok daha büyük bir solist olacağım. Onun sesi iki oktavsa ben kafa sesimle 3,5'u zorlarım. Nasıl meyana çıktığımı az evvel görmüş olacaksınız. Bak kızım. Adın neydi senin? Melike. Hı. Gerçi arkadaşlar Şengül Şen'i uygun görmüş ama benim ismim Melike Candan. Aç kulağını beni iyi dinle Şengül. Sesin güzel. Ama az solist olmak için ses yetmez. Başka bir ışıltı ister az solistlik. Daha dün bir bugünkü. Doğru mu? Doğru, ikinci gecesi arkadaşın. Daha ikinci gecenin ama maşallah yüzün kasap süngeriyle silinmiş. O ne demek oluyor şimdi? Sen önce üvertir olacak kaşıyı yakala da az solistine bakarız demek. Abi, Sevim Soylu Işık Yılı gazının üstüne gitmiş. Nasıl bıraktınız lan? Nasıl müsaade ettiniz oğlum? Abi bir anda çıkıp gitmiş, ne yapabilirdik? Şimdi seni şuraya... Beyefendi lütfen. Çocukları topla. Basacak mıyız abi? Başka çaresi mi var Firuz? Feridun tilkisi Sevim bir kafeslerse bunu abime kim nasıl anlatacak? Gideceğiz, çökeceğiz, alacağız. Reşat Bey, ortalığı ayağa kaldırmadan daha sükunetle halletsek. Ne sükunetinden bahsediyorsunuz Nurcan Hanım? Belki de şu anda parayı konuşuyorlar. Bilemiyorum efendim. Ahmet Bey'in kulağına gitmeden bir hal çaresini bulmak lazım. Fakat silahlı baskın. Ha. Ne önerirsiniz? Arayalım Feridun'u, rica edelim isterseniz ha? Ben getiririm. Ben getiririm. Kimseye yalvarmanıza gerek yok. Senin hala konuşmaya yüzün mü var Allah aşkına? Patırtısız, sükunet içinde. Yolunu biliyorum. Reşat Bey derhal yeminsini verip gönderiyorum arkadaşı. Yürü. Firuz, çocuklar bizi iki araba arkadan takip etsinler. Tamam abi. Getireceksen getir bakalım. Ama özür dilemeyi ihmal etme. O kadar uzun boylu değil. Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Dileyeceksin. Dahası yalvarman gerekiyorsa yalvaracaksın. Gerekirse ayağına kapanacaksın. Ben kimsenin ayağına kapanmam. Hayran olsam bile. Bu böyledir. Hem o kendi ayaklarıyla gelecek. Vallahi Sevim Hanımcığım, siz bizi öyle bir şereflendirdiniz ki artık ne gam öldürür bizi ne keder. Estağfurullah Feridun Beyciğim. Yalnız tedirgin olduğum bir konu var. Ahmet Bey'le bir tatsızlık. Ahmet Batur bu saatten sonra müflis bir adamdır Feridun Bey. Ama eğer siz korkuyorsanız... Ay estağfurullah canım, korkmak mı? Ne korkması? Siz bizim sahnemizi onurlandıracaksınız da biz korkacağız. Yalnız hayret ettiğim bir şey var. Onları zengin eden siz olmuşken, zatı halinize bunu nasıl yaparlar? Aklım haftalam hala almıyor da. Basiretsizliği gösteren Reşat Oğuz. Ahmet Batur da kardeşini adam edemediyse, bunun bedelini ödemeli değil mi? Hiç acımıyorum. Acımayın efendim, tabii ki acımayın. Merhametten maraz duharmış. Sade'de gelelim.
Sizin için vakit bu vakit, fırsat bu fırsattır. Mukaveleyi hazırlatın, yarın menajerim gelip imzalasın. Hay hay efendim, hay hay. Menajerinizi yarın sabah itibariyle yazıhanemde bekliyor olacağım. Oğlum, Sevim Hanım'ın kadehini doldur. Yok, mersi. Akşamlar hayır olsun. Senin ne işin var burada? Ahlaksız. Defol git, gözüm görmesin. Sevim Hanım, geri dönmeniz gerek. Sahneniz geliyor. Bak sen. Başka bir arzun, bir emrin? Eğer şimdi dönmezseniz gazinoyu büyük zarara sokmuş olacaksınız. Gazinoyu ben değil. Sen zarara sokuyorsun küçük hanım. Bu ne cüret? Derhal kalk oradan. Derhal. Merhaba. Ben Deniz Melike Candan. Şimdilik, yalnızca şimdilik Şengül Şen'de kabulümdür. Peki ya siz? Ben Feridun Şahan. Buranın sahibiyim. Müşerref oldum. Reşat Batur dışarıda. Sizi bekliyor. Müsterih olun lütfen. İçeri gelmeye niyeti yok. Biz Sevim Hanım'ı alıp gideceğiz. Öyle mi? Benim gazinomdan misafirimi alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İşte bu hususta size hak veriyorum. Zira Sevim Hanım burada sadece misafir olabilir. Ah, solist olamaz. Feridun Bey, çok yakında Sevim Hanım'ın kan damarları genişleyecek. Tabii ses telleri de. Ses aralığında kayma olacak haliyle. Diyaframa baskı olacağı için nefes almakta bile zorlanacak. Öyle değil mi Sevim Hanımcığım? Yani o burada çıksa çıksa bir... Yani bilemediniz, iki ay sahne alabilir. Onca imza parası, hava parası falan. Değer mi? Sevim Hanım. Bebek. Diyaframınıza baskı yaptıkça... Sesiniz nanay. Arkanızdaki vokalin çok çalışması gerekecek. Koskoca Sevim Soylu. Şarkı söyleyemeyecek. Nefes bile almakta zorlanacak. Tabii o hıçkırık krizlerinizi, sesinizin kısılmaları falan, bunları saymıyorum bile. O hamile bedeninize giyeceğiniz ah solist elbiseleriniz. Nasıl parlayacaksınız bundan sonra? Sizin bugünden sonra şarkı söyleyebileceğiniz tek insan o tatlı bebekçik. O yüzden beni dinleyin. Gelin tıpış tıpış gazinomuza geri dönelim. Hı? Sen nereden biliyorsun? Sevim Hanım, ben sizin en büyük hayranınızım. Her anınızı dikkatle izliyorum. Benim sana söyleyeceğim tek bir kelam var kızım. Bu meşhur olma sevdandan vazgeç. Korkma, tunağındır. Tunağan! Ben geldim.
Hoş geldin. Hoş bulduk anaların şahikası. Bugün var ya acayip iyi kazandım ha. Ne olduysa artık millet aşka gelmiş. Sen nasılsın? İyiyim. Gökçe misafirimiz bugün. Merhaba. Merhaba. Misafirimiz mi ne güzel. Tunağan benim oğlum gibidir. Her gece bu gitarla rızkını çıkarır. Çalışkandır. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ama... Ne ama? Şey yok ben şaşırdım da. Ya otur Tunağan ya Allah aşkına otur. Ama yerime oturmuş. Ben kalkabilirim. Hayır şey özür dilerim ben öyle bir şey ima etmek istemedim. Kızım bakma sana şakacı işte yani kendi. Şaka denedim de pek olmadı sanırım. bu saatte bizim evde. Tabii böyle güzel bir insanı görünce benim devreler karıştı tabii birbirine girdi. Yani yanlış mı geldim öldüm de cennette miyim? Bayağı büyük saçmaladım şu an. Yüzünüze ne oldu? Önemli bir şey değil. Tuna, otur yavrum. Ne olur otur. Evet. Hadi, hadi canım benim. Oh. Gitarı ben de çok severim. Hı. Bir ara çalmayı da denedim. Olmayınca vokale geçtim. Bak, müzik deyince benim için akan sular durur. Müzisyen misin? Pardon, böyle direkt bodoslama sen diye girdim ama. Tamam, ne yapıyorsun? Çıkıyor musun bir yerlerde? Bir bugün beni dinleyecekti albüm falan da. Ha. Pek olmamış gibi. Olmadı. Ne? Bu gece daha bitmedi ki. Büyük otorite Melike Sultan'ın oğlu Tunahan Çakır gelmiş. Seni dinleyecek. Bir bakalım dinleyelim değil mi anacığım? İş var mı? Nasıl söylüyor? Görmek lazım. Yani... Oğlum şimdi ne yeri ne zamanı? Ya koş. Bizim yeri zamanı mı var? Sen zaten bu akşam şarkı söyleyeceğini söylememiş miydin? Sen bunu biliyor musun? Penceremin perdesini havalandıran rüzgar denizleri köpür köpür dalgalandıran rüzgar gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar yabancısın buralara nerelerden geliyorsun otur dinlen başucuma belki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Pardon. Merhaba, siz video çekmiştiniz değil mi? Evet. Alabilir miyim videoyu? Hayır. Neden? Her şeyin bir yolu yordamı var. Böyle istersen alamazsın tabii videoyu. Nasıl istedim ki? Yani daha ne kadar kibar isteyebilirim ki? Vermiyorsan sileceksin onu telefonundan. Benim görüntüm. Mahkemeye kadar da yolu var. Hapislerde mi süründüreceksin sen beni? Evet. Hapislerde süründüreceğim seni. Sil şimdi gözümün önünde hadi. Yaz numaranı, atayım videonu. Videoyu attıktan sonra numaramı da silersin. Silerim. İş bu kadar. Adam da çekmiş yani. Bayağı amatör gibi değil. Hı. 1 milyon diyorum bak net.
Uçmayalım da şimdi. Uçmuyorum canım, minimumunu söylüyorum. Hem her yerden paylaşalım, bak kaç milyon olacak göreceksin. 50.000 olsun bizim olsun be Gökçe'cim. Tunacığım, kusura bakma da ben öyle az da yetinmem. Hem bu daha bir başlangıç. Sonrası da bir rüzgara bakar. Kötü çekmiş. Kayıp şey güzelmiş. El falan girmiş bak. Bu kadar da iyi çekmemiş. Vardı ya dayak yiyen. Evet. Ona dayak atan adam şimdi burada. Ne yapayım abla? Ne yapayım abla? Ne yapacaksın? Dışarı atacaksın tabii ki. Yanında kızlar var. Onları da dövmeyeceğine malum. Günahtır bak. Onlardan da baba kusu değil mi? Melike abla, seni severim sayarım. Ama gözünü seveyim. Beni müdürle papaz etme. Sonunda müşteriyi niye dışarı attınız diyecek. Tamam. İş başa düştü o zaman. Hayda, fıttırdı yine. Özgür içeri gel. Eğleniyor musun çok? Ha? Ha, değil mi? Utanmaz. Kız o hale getir, sonra da burada yüzsüz yüzsüz eğlen. Ne diyorsun teyze sen? Hangi kızdan bahsediyorsun? Tamam abla, bize bırak. Bir dakika bizimle gelir misiniz? Pardon, nereye gelecek işim? Anlamadım. Bir mesele vardı beyefendi. Buyurun, zorluk çıkarmayın. Lütfen. Neresinizsin kardeşim? Yürü git hadi, bırakın ya. Kalk. Dışarıda efendi efendi konuşacağız. Buyurun. Gelmiyor. Müşteriyim ben. Onu o kıza yapmadan önce düşünecektin. Kadına kıza mı yetiyor senin gücün? Ne diyorsun sen be? Bıt 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 bıt. Hangi kızdan bahsediyorsun? Gökçe'den bahsediyorum, Gökçe'den. Gökçe. Gökçe. Geçen cumartesi birlikte çıktığın kız, hatırladın mı? Hani taciz ettiğin, sonra da dövüp arabadan attığın kız. Ha Gökçe. Gökçe evet, ben çıktım buradan Gökçe denen bir kızla da arabadan mı atmışım? Ben de diyorum, nereye kayboldu bu kız? Sabah uyandığımda niye yanım boş diyorum. Terbiyesiz. Terbiyesiz ya, terbiyesiz. Yüzsüz. Çekil git. Çek 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 elini. Eğlenemezsin burada. Çekil. Hadi yürü, çekil, yürü. Bak. Hadi, hadi. Defol yürü. Git. Yüzsüz yüzsüz çık. Konuşuyor bir yolmanda. Çık, çık, bırak. Çık, 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 çık. Bırak, çık. Bırak, bırak. Bak, sakin. Hop, şşş. Sakin ol. Hey. Bırak. Oğlum siz kimsiniz lan benimle böyle konuşuyorsunuz? Hadi hadi defol git. Ya kadın dövenlerin burada işi olmaz. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun ha? Müdürünüzü çağırın, müdürünüzü. Siz kimsiniz lan? Bela mısın lan sen? Bu kız olmasa benim arabamda işi. Sana ne lan iş şeyse? Gel gel. Gel. Senin oğlum bak bu burada kalmaz. Bekle. Sana da soracağım hesabını kadın, sen bekle. Beklemeyeyim, şimdi gel. Şimdi gel. Gel. Bu geceyi unutma tuvaletçi. Sen bekle. Çaylar da geldi. Kızımız da pek avaratmış. Ya sorma. Sağ ol. Gelin alırsın beni belki. Hı? Aa, almaz mısın yoksa? Yok canım, alırım tabii. Neden almayayım? Hele bir dünürlerimizle tanışalım. Bakarız. Son zamanlarda konuştun mu seninkilerle? Konuştum. Çok selamları var, çok teşekkür ediyorlar hatta. Yok, teşekkür edecek bir şey yok. Ben de bir sohbet etmek isterim onlarla. Tanıştıracağım.
Onlar da çok istiyor. Ama bu aralar görüntülü aramamak için türlü bahaneler uyduruyorum. Haliyle beni böyle görürlerse çok üzülürler. Özellikle de babam. Babanla aran iyi mi? Evet. Çok iyidir benim babam. Ben bir gidip bakayım bizim klip kaç izlenmiş bu arada. Kızım dur şimdi sırası mı? Çivisi çıkmış çerçevesiyle ikinci el umudum belki satsam iyi para ederdi. Ama zorlasam içinden iki kişi geçerdik. Gülüşün kızıl bir sardunyadır resmimde. Dalında bülbüller, anka kuşu ve kumru. Ah bir bilsen ne güzel olurdu, ne güzel olurdu. Gelsen. Gülüşün kızıl bir sardunyadır resmimde. Dalında bülbüller, anka kuşu ve kumru. Ah bir bilsen ne güzel olurdu, ne güzel olurdu gelsen. Şok şok şok. Melis Rengin kameralarımıza takıldı. Yılın bomba haberi. Ünlü şarkıcı Melis Rengin İstanbul sokaklarında yanında bir beyefendiyle görüntülendi. 5 lira. Ha pardon. Kolay gelsin. Sağ olun, hoşçakalın. Light. Kesene bereket. Afiyet olsun. E hadi. Keyfim yok. Neyin yok? Keyfim yok. Çık sahneye bak nasıl geliyor keyfim. Burası sahne değil. Kim demiş ya? Şşş. Baksana sen bana. Sen videoya 1 milyon diyordun. 60 kişi izlemiş. Ona mı bozuldun sen bakayım? Geç sen dalganı. Çok umurumdaydı ya. Umurumda. Ama benim derdim müzik. Şu gitara hesapsız tıngırdatmak beni kesiyor. Sen öyle değilsin. Öyle mi? Nasılmışım ben? Sen... Ben ünlü olayım da nasıl olursa olsun kafasındasın. Az çok anladım seni. Bravo vallahi ya. Bayağı iyi tanıdım bir haftada. Aynen. Keşke bu kadar kolay ve zahmetsiz olsaydı. Kendin de inanmadın değil mi? Cevap yazmakla uğraşma. Karşımdaki pastanedeyim. Silmemişsin numaramı. Video için teşekkürler ama askıntı olma istersen. İyi hatırlattın. Ama özgüvenin hoşuma gitti. Sen beni mi takip ediyorsun? Sence seni takip etmeme gerek var mı? Her gün aynı köşede, aynı sokakta şarkı söylüyorsun. Sıkıldın ama değil mi? Haklısın. Videoda izlenmedi. Aslına bakarsan iş yaparsın ama böyle sokaklarda falan fikrini biraz... Fikrini sormadım.
Niye çağırdın beni buraya? Benim sana bir iş teklifim var. Ne? Bir mekanım var. Eğer istersen haftada birkaç gün orada çıkabilirsin. Hem gerçek bir sahne nasıl oluyormuş görmüş olursun. Enerjini de tutarsa sonrasına bakarız. Ha? Kaç para alacağım? Ha. Para da mı istiyorsun sen? Kendine eğlence arıyorsan sana harcayacak vaktim yok. Tamam. Bir dahaki buluşmamızda para işini de çözeriz. Bir dahaki buluşma. Hı. Sahneye çıkacağın mekanı merak etmiyor musun? Kabul etmişim gibi konuşuyorsun. Etmiyor musun? Düşüneceğim. Sana yazarım. Kızım eve gel. Allah için geri dön. Bir kerecik cevap ver. Mesajlarımı okuyorsun biliyorum. Niye cevap vermiyorsun? İyi olduğunu bileyim yeter. Lütfen Gökçe perişanım. Beni daha fazla üzme. Eve gel. Ne haber? Hayırdır, az önce bir dövmediğin kalmıştı. Çok iyi bir haber aldım. Hani şu geçen tip var ya, bizim videomuzu çeken. Onunla konuştum. Evet. Sahneye çıkıyorum. Hadi çalmıyor muyuz? Hadi çal. Mesaj gelmiş, ona bak telefonuna. Ya hadi beni geçtim. Ben de sağlam ayakkabı değilim. Eyvallah. Ama o kadıncağıza nasıl yalan söylersin sen ya? Kadın seni korumuş, kollamış, acımış, evini almış. Ne diyorsun sen be? Kimsenin merhametine falan ihtiyacım yok benim. Değil mi? Yüz göz toparladı. Sahne teklifi de almışız. Artık kimseye eyvallahımız olmaz tabii. Olmaz, olmayacaktı. Hem sen niye benim telefonumu karıştırıyorsun ki? Allah Allah. Sana ne? Şunun şurasında bir haftadır tanışıyoruz yani. Sen benim babam mısın, abim misin, sevgilim misin? Bu bir teklif mi? Çok komiksin. Ben gidiyorum. Gökçe. Anneni ara, anneni. Kadıncağızın bir haberi olsun. Alo! Ne haber? İyi. Korktun mu? Yok, öyle bir an boş bulundum. Ha, atla. Nasıl bir yer senin şu mekan? İyi bir yer. Büyük mü? Normal. Senin yani değil mi böyle ortaklık? Benim. Gökçe. Benim. Pek hoşlanmadığım birinden devraldım. Ramo, ne haber? Hoş geldin patron. Ne haber? Eyvallah. Ne haber beyler? Biraz küçük. Ama insanlarla iç içe olsun istedik. Arkada ses mühendisinin kabini var. Bu koridoru bitirince de kulisler var. Hafta sonlarının dışında çarşamba geceleri de açığız. Onun dışındaki geceler kapalıyız. Çıkabilir miyim? Senin sahnen. Sığınağın gibi.
nostaljikmiş. Geçmişin değerini bilirim ben. Ne zaman başlarım? Yarın gece. Ha, eğer hazır değilsen haftaya erteleyebiliriz. Hazırım. Ablacığım, bana telefonunu ver. Aa, neden? Gökçe, beni koruyor. Ver. Hayır, niye alıyorsun? Anlamadım ki. Birazdan anlayacaksın niye aldığımı. Otur, otur. Alo, Gökçe kızım. Hanımefendi, Gökçe benim yanımda. Siz kimsiniz? Gökçe'ye bir şey mi oldu? Yok yok, korkacak bir şey yok. Gökçe gayet iyi. Benim adım Melike. Gökçe benimle kalıyor. Melike abla, kapatır mısın telefonu? Öyle mi? Adınızı bağışlar mısınız? Melike abla. Nazan. Nazan benim adım. Nazan Hanım, ben Gökçe'nin evden ayrıldığını daha yeni öğrendim. Yoksa daha önce arardım sizi. Endişelenecek bir şey yok. Kendi kızım gibi gözettim. İçiniz rahat etsin. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah sizden razı olsun Melike Hanım. Sağ olun. Cümlemizden. Siz neredesiniz? Ben gelsem, kızımı alsam. Tabii tabii, gelebilirsiniz. Hayır, gelme anne. Kızım zaten annen canından can gitmiş, yapma. Ben sabah giderim. Nazan Hanım, müsaade ederseniz bu gece de Gökçe benimle kalsın. Söz veriyorum, yarın sabah ben getireceğim. Estağfurullah. Müsaade ne demek? Ben iyi olduğunu öğrendim ya. Sizin için de bir sakıncası yoksa kalsın tabii Melike Hanım. Yok yok, tabii ki yok. Ben şimdi size numaramı da yazacağım. Tamam, teşekkür ederim. Melike Hanım, ben bir Gökçe ile konuşsam. Allah'ım. İstemiyorum. Sabaha bekleyeceğiz Nazan Hanım. Anladım. Katır inadı tuttu yine. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Melike Hanım size. İnsanlık görevimiz. İyi geceler. İyi geceler. Bu yalana daha ne kadar devam etmeyi düşünüyordun Gökçe Hanım? Benim meselem kimseyi ilgilendirmez. Gökçe, kızım. Aileni üzmek sadece senin meselen olamaz. Sen benim hayatıma nasıl karışıyorsun? Hı? Sana bu hakkı kim veriyor? Ben sadece senin... Ya sen kimsin? Özür dilerim. Özür dilerim. Ben öyle söylemek istemedim. Özür dileme. Sen benim kim olduğumu mu öğrenmek istiyorsun? Gel. Gel göstereyim kim olduğunu sana. Gel. Ben buyum işte.
nasıl oldurdu? Nasıl oldu da bu hale geldim değil mi? Şöhret uğruna yarattığım nefretten dağların altında kaldım. Yükseldikçe düştüm. Kalabalıklaştıkça yalnızlaştım. Anlıyor musun? Şöhret zehri baldan tatlıdır. Ama arkana dönüp baktığında sadece nefretten dağlar görürsün. İçin için yiyor değil mi? Herkes senin adını duysun. Alkışlarla kulakların sağır olsun istiyorsun. Alkışlarla sağır olmak güzelmiş. Belki de öyle istiyorum, kim bilir. Gökçe. Ben senin şansınım kızım. Bak sen de benim gibi burnunun dikine gidiyorsun. Ne olur gitme. Yapma kızım. Söz dinle. Evet. Artık doğruları söylemenin zamanı geldi değil mi? Annenle konuştum. Peki baban? Ne olmuş babana? Bizim evde çalardı. Baban hayatta mı? Gözünün gördüğü son ana Bilmem. Kadar baktım. Baba falan hatırlamıyorum ben zaten. Baktım durdum bir akşam vakti. Gözünün Seni nasıl ikna etti? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum Reşat. Rica ederim. Bas oğlum bas. Bu akşam fazla gerildik. Bize anca Sevim'in kadife sesi paklar. Ah, yavaş be Firuzaga ya. Aman. Bas git şimdi.
gebertmediğime dua et. Ama nasıl söyledi be, he? Silah gibi takır takır söyledi namussuzum. Ali, kısa kes, uzatma. Şimdi bu kız mesela, az solist olsa da yine aynı şekilde söylese. Değil Hicran gazinosu, İstanbul yıkılır. İstanbul. Ulan. Ali. Yapma ya. Ali, Ali ne oldu sana? Kalk, iyi misin? Ne yaptılar? Niye yaptınız bunu ona? Ben yapmadım küçük hanım. Sen yaptın. İyi bak yüzüne. Ali. Ali değil kızım. Deli fişek. Kırılmasıcağı. Kırılmaz ki. Boksör bu Firuz. 6 kişiyi toptan akort etmişliği var namussuzun. İyi misin peki sen? Çok canın acıyor mu? Acımıyor ya. İyiyim ben. Acımıyor. Ali ben çok özür dilerim. Benim yüzümden başına neler geldi. Ben böyle olacağını hiç tahmin edemedim ki. Yok be gülüm. Ne senin yüzünden. Gündüzüm çaldı mı ben dayanamam. Sen bilmiyorsun ki. Ne yapacaksın peki şimdi? Aman be kızım. Bize çalacak gazinom yok. Hiç olmadı sokakta patlatırız bir keman taksimi. Yine indiririz manoları. Keşke senin yerine beni kovsalardı. Seni kovamazlar. Niyeymiş? Bal gibi de kovarlar. Kovamazlar kızım. Benim gibisi bulunur ama senin gibisi bulunmaz. Bu Reşat Çakalı var ya, bunu bugün anladı. Yalnız sen de var ya. Ya Melike, sen de ne deli çıktın be kız. Yahu ne demekmiş az solist repertuarından okumak kızım. Bir gün o repertuar benim olacak. O gün geldiğinde de ben seni bizzat alacağım orkestrama. İnşallah. O gün bir gelsin de. Gelecek Ali. Elbet gelecek. Melike. Senin bugünden sonra gözünü 4 değil 8 açman lazım. Sevim Soylu sana diş bileyecek. Hele Ahmet Batur döndükten sonra seyretsen. Ahmetçiğinin aklına girip seni kapının önüne koymak için ne taklalar ne taklalar. Ben mecmualarda okumuştum. Sevim Soylu Ahmet'in metresiymiş, doğru mu? Ahmet Batur onun metresi desek daha bir taşı gediğine oturturuz. Bu Ahmet Batur var ya, kaypak herifin tekidir. Yağmur nereye yağarsa Ahmet tarlayı oraya kaldırır. Sen asıl Reşat'a dikkat et kızım. Niye? Reşat mı esas patron? Esas patron demedim kızım. Ahmet Batur, Reşat Batur olmadan koca bir sıfır. Ahmet Batur silahsa, Reşat Batur mermidir. Çakıyor musun? Evet. Artık demir alma vaktiyse demiş şair. Daha görüşeceğiz deli cadı. Görüşeceğiz tabii deli fişek. Teşekkür ederim. Ne için? Öyle işte. Gözümün gördüğü son ana kadar baktım sana, baktım durdum bir akşam vakti. Gökçe Hanım. Hadi kalk. Anneni fazla bekletmeyelim. Benden bu kadar çabuk mu kurtulmak istiyor Melike abla diye düşünme ha. Annenin yüreğini ferahlatalım. Her zaman görüşücü. Thank you.
endüstrileşemezsin. Sen gençleri yetiştirmezsen. Tunahan. Anacığım. Gökçe yok. Gökçe mi yok? Gökçe yok. Gel sen bir otur bakayım. Gel ya otur bir çay içelim. Ne çayı? Bu kız nerede olabilir? Sen? Akşam nerede çıkacaktı? Bilmiyorum anacığım, nereden biliyorum? Adamın ismi cismi sormadın mı? Bana ne ya adamdan? İşim gücüm yok, bir de adamın ismini mi soracağım? Ne bu böyle? Kıskançlık falan mı yapıyorsun sen? Kim? Ben. Sen? Ne kıskanacağım ya, Allah Allah. Anneciğim bak, o kızın kafası belli. Sen de çok kasma. Oğlum ha. Bak, o daha çok küçük. Yani bazı şeyleri göremiyorsa göstermek benim vazifem. O Atakan denen adamın masasına meze olmasın diye elimden geleni yaparım. Bu benim boynumun borcu. Gökçe değil, kim olursa olsun yaparım. Atakan kim ya? Boş ver. Hadi kalk. Hadi başka kafelere de bakalım. O şimdi akşama kadar oyalanır. Çay söyledim. Oğlum ne çayı? Ya çayını iç, sakinleş. Söz gideriz. Ben sakinim. Aa, evdeymiş. Yalan söylüyor. Oğlum görmüyor musun? Anası ile fotoğrafını yollamış. Ya eski fotoğraftır anacığım. Bizi yiyor. Bu kıza güven olmaz. İyi, ararım. Ara. Ablacığım, sabah haber veremedim. Kusura bakma. Gökçe, evinde misin gerçekten? Evet. Niye beni beklemedin? Ya bekleyemedim. Dün gece gözüme uyku girmedi zaten. Söylediklerin bana çok dokundu. Beni yanlıştan döndürdün. Teşekkür ederim. Bir de öyle şeyler söyleyince ben... Gökçe, bana anneni ver yavrum. Tamam. Seni istiyorum. Melike Hanım. Gökçe benimle beraber, merak etmeyin. Oh, çok şükür. Gönül isterdi ki sizinle de tanışalım. Ah siz olmasaydınız Melike Hanım. Ya Gökçe evde ya, gerisi önemli değil. Daha tanışırız, bol bol sohbet ederiz. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Böyle söylemeyin, ben bir şey yapmadım. Benim kızımın kanı deli akar Melike Hanım. Ben onu zapt edemiyorum. Bir anestezistsiniz artık, bu evin kapısı her zaman sizle açık. Tabii tabii. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ha Gökçe istiyor. Hoşça kalın. Melike ablacığım, ben sana çok alışmıştım. Ben de sana alıştım deli kız. Ben de sana. Bak bundan sonra sık sık görüşeceğiz, tamam mı? Hem ben ziyaretine gelirim, sen de kalırım. Olur mu? Tabii tabii. Daha çok görüşeceğiz. Tamam o zaman. Öptüm. Görüşürüz. Tamam canım. Rahatladın mı? Tabii rahatladım. Çayını iç, çayını. Verilmiş sadakan varmış da Allah karşısında Melike Hanım gibi birini çıkarmış Gökçe. Ya, evet neyse kim? Nereye? Anne ben bu gece Ecelerle buluşacağım. Kızım daha yeni geldin, yine mi gidiyorsun? Ya bir yere gittiğim yok, merak etme. Artık dizinin dibindeyim. Sadece bu hafta benim için çok yorucu geçti. Kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Ece de ısrar edince dayanamadım. Gökçe. Anneciğim hadi bak ne olursun. İyi tamam git ama geç kalma. Kolay gelsin çocuklar. Hoş geldin ablam. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Sen heyecanlı mısın biraz? Biraz. Aa bu arada
Bu nasıl? Ne bu? Sahnede giymem için. Ha, sahne için. Osman. Buyurun Uğur Bey. Bu Gökçe Hanım'ın sahne kostümü. Çöpe atın. Peki. Aa, ne yapıyorsun be? Başka kıyafetim yok ki benim. Gel sen benimle. İstediğin bir tanesini seçebilirsin. Sana doğru attığım ilk gerçek adım. Biliyorum, bu yolun sonunda sen varsın. Geleceksin. Belki kanımı emmeye. Beni değil, İsmimi sevmeye geleceksin. Hiç anlatmadığım masalları anlatmaya değil. Bakın şu meşhur Gökçe Yücel yok mu? Herkesin hayran olduğu kız. İşte ben o meşhur kızın babasıyım demeye geleceksin. Bu yüzden bütün korkularım
daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük izi bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncu. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım eğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Daha çok küçüğüm.